Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Burada bir tane yumurtamız var. Tavuk yumurtası, içerisinde kırılmış hali var. Tabii bu kokteyl değil. İçmek için değil. Hani yavru kuşlara veriyorsunuz ya, birçok kanalda da izliyorsunuz kokteylini. Şimdi bu ne işe yarıyor? Niçin kullanıyorsunuz? Yumurta kalsiyum deposu. Doğru mu? Besin maddesi üzerine çok protein deposu pardon. Çok doyurucu bir özelliği var. Bunu şimdi yavru kuşlara kullanıyorlar. Birçok yerde izliyorsunuz. Ben de yorumumu katmak istedim. Eleştiren eleştirebilir. Ben bildiğim doğruyu söyleyeyim. Sizler de eleştirin. Biz bunu yavru kuşa verdik. Ne işe yarıyor? Doyurmak için. Beslemek için. Doğru mu? Doğru. Peki ben şimdi size söylüyorum. Bunu kuşlarınıza verdiğiniz zaman hemen okuyayım size tek tek. Söyleyeyim size. Ayakları havada böyle felç geçirme durumu ortaya çıkar. İkinci olarak ne çıkar ortaya? Kanat teleklerinde boru tipi olmaya başlar yavruları. Üçüncü olarak ne çıkar? Bakınız sonuna kadar izleyin. Beğene basın. Ayrıntıları kaçırmayın. Ana fikri kaçırmayın. Kuşçular genelde izlemiyor sonuna kadar. Sonra dönüyor soru soruyor. Cevap vermeyeceğim bu konuda. Videoda tamamıyla anlatacağım konuyu ben. Sık nefes alma durumu ortaya çıkar. Şeklinde nefes almalar ortaya çıkar. Başka ne çıkar arkadaşlar? Söyleyeyim size. Kobra gibi kafayı titretmeye başlar. Kobra gibi kafayı titretmeye başlar. Başka ne çıkar arkadaşlar? Kanatta ur patlatır. Kanatta ur patlatır. Diyeceksin ki hoca bir yumurtayla mı bunlar oluyor? Anlatacağım. Hayvan elden ayaktan kesilir. Yani ölüm moduna girmeye başlar. Son nefeslerine gelir. Başka? Feci ölümde gerçekleşir. Başlar çapalamaya. Neden bunlar gerçekleşiyor? Bakınız arkadaşlar. Ben bilimsel konuşurum. Kime uyar, kime uymaz bilmem. Kim ne eleştirir bilmem. Lütfen beğene bas. Lütfen beğene bas. Emek veriliyor. İstersen beğenmemezliğe bas ters. Fark etmez ama birine bas. Lütfen. Şimdi arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Yanlışsa yanlış. Ben doğruyu söylerim. Kimin uygulayıp uygulamayacağı bizi ilgilendirmez. Biz doğruyu söylemekle mükellefiz. Bildiğimiz, öğrendiğimiz doğruları size aktarmakla mükellefiz. Bir, çiğ yumurtada salmonella bakterisi vardır. İki, salmonella bakterisi 20 derece ile 45 derece arası üreme yapar. 45 derece ile 75 dereceye kadar yaşam alanı bulur. Üç, yumurtayı pişirdiğiniz zaman 70 derecenin üzerine pişme olayı çıktığı için bakteri ölüyor. 4. Ne demiştik? Kuşlarınıza yumurta, haşlanmış yumurta kabuğu verin, çığ yumurta kabuğu verin dememiştik. Peki haşlanmış yumurta kabuğu verdiğimize göre, belki ekranında görüyorsunuz, gösterecektir arkadaşlar. Verdiğinize göre içini niye çığ veriyorsunuz yavruya? Konuyu anladınız mı? Bakınız bu videoları yapan arkadaşların art niyetli olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Kesinlikle söylemiyorum. Bakınız art niyetli kesinlikle değiller. Ama lakin yumurta çok besleyici olduğu için bunu sizlere önermişlerdir. Ama bunu da hesap edememişlerdir. Yani çığında salmonella bakterisi var diye hesap edememişlerdir. Lütfen devavit.com. Lütfen İlyas Yıldırım YouTube kanalı. Devavit Instagram sayfamız. Beğenmeyi unutmayınız. Lütfen beğene basın. Yorumlarınızı da bekliyoruz.